Babuşlar, bu arada yeni oyunumuz Roman Way. Ve Roman Way'e girer girmez de Minecraft'tan 1 liralık donate var. Oyna artık, beni dayanamıyorum. Yasin'e sevgiler demiş. Teşekkür ederim desteğin için. Yasin bana bir Murat'ın hesabını çözsün, Murat Efendi'nin. Bir server mörver alalım, bir şeyler yapalım ya. Her neyse efendim. Roman Way Roma döneminde, antik Roma döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Köle ticareti yaparak zenginleşmeye çalıştığımız bir oyun. Ve kameram benim oyunun belli başlı yerlerini kapatıyor. Tutorial kısmını kapatıyor. Hemen aldım kenara. Efendim bir para var. Parayla beraber bir üretim var. Çalışanlar var. Çalışanlar köleler bu arada. Ve bir de gemi var yanlış görmediysem. Yol oluşturmak için T'ye bas. Yolu mor alanlara sürükle ve sol tık yap. Tamam. Şuranın etrafını komple yol yapmamı istiyor. Pekala, şöyle bir yol yap. Dur, onu sil, şunu sil. Yapıyı yok et. Bekle abi, şuradan yolumuzu bir inşa edelim. Oyunu ilk kez oynuyorum bu arada ben de sizinle beraber. Ne olacak tam bilmiyorum. Şimdi etrafa yol yaptığımıza göre galiba burası artık yerleşim yeri kurulacak vaziyete geldi. Kontrolleri birazcık zor. Hani şimdiden ağlıyor olarak algılamayın bunu. Gerçekten bir parça zor kontrolleri. Ve Alp Soylu köle satmayı uygun görmüyorum. Saldıralım arkadaşlar demiş. Bir dur kardeşim. Bir dur kardeşim, bir dur. Bire basarak inşa panelini aç ve üçüncü kısımda yer alan depoyu inşa et. Evet, bir numaralı sekme burada sanırım. Buğday tarlası, zeytin bahçesi, üzüm bahçesi, koyun ağılı, balıkçı ya da maden toplayıcı kurulabiliyor. Yel değirmeni, fırın, tekstil atölyesi, şarap fabrikası, sosis fabrikası ve zeytinyağı fabrikası kurulabiliyor. Ama buradan bak, köle kulübesi, hamam, tapınak, taverna, berber. Taverna yok abi. Depo. Depo inşa et diyelim ve depoyu şöyle şuraya yerleştirelim. Mor alanlara sırayla 2 adet köle kulübesi inşa et. R ile döndürülebilir, sağ tık ile yok edilebilirler. İnşa edilmiş bir bina ise delete tuşu ile silinebilir. Tamam. Şimdi şuralara bir köle kulübesi inşa edelim hemen. Kölelerin kalabileceği yer. Bir buraya, bir buraya. Fabrikalar, köle kulübeleri ve depo çalışmak için kapılarının yola bağlanmasına ihtiyaç duyarlar. Yola bağlanmasını sağla. Kral, nasıl yola bağlayayım ben burayı ki? Hadi şu eyvallah da, buna da mı aynı şey? Oğlum, biz bunun kapıyı yanlış koyduk. Bak, ben sana söyleyeyim, biz bunun kapıyı yanlış koyduk hoca. Şurayı bir yok et bakayım. Ve Babuş'un sağ kolu. Babuş bu mod natif Hearts of Iron 4 gibi sadece Türkiye'ye fokus ağacı ekliyor ve Türkiye biraz daha güçlü başlıyor. Senin için kartı para yükleyip geldim demiş. Tamamdır. Bu oyundan sonra kontrol edelim. Bu oyundan sonra bakalım kankacığım. Madem bu kadar şeysin, iddialısın oyun konusunda, mod konusunda. Deneyelim. Seri olmasının sözünü veremiyorum tabii ki ama mutlaka bir deneriz. Abi, köle kulübesi yap bir tane. Ve köle kulübesinin kapı yola bakacak. Döndür. Mermerin tükendi. Mermer elde etmek için köleleri mermer madenine ekle. Bizim nerede mermer madenimiz var kral? Nerede ekleyeyim çocukları mermer madenine? Mermer madeni burası galiba. Verim değeri, üretim kapasitesini belirler. Yüksek verim için. Evet, yüksek verim için yeşil olan şeyi kullanıldı ama. Her kölenin 3 farklı yeteneği mevcut. Üretim binalarının ona göre yerleştirmelisin. Şimdi 3 farklı yetenekten kasıt. Biri tarıma ilgi duyuyor, biri sanayide iyi, ötekinin de kas gücü var galiba. Yani mermere kas gücü iyi adam verilir, değil mi? Mantıken. Beyni olan adamın mermerde işi ne abi? Mermere vücutçu adamı vereceğim. Beyni olan adam tekstile. Bir buğday tarlası oluştur ve en az 500 buğday elde et. Bunu basarak zamanı hızlıca geçirebilir, space'te durdurabilirsin. Burası depo. Deponda hangi malın aylık ne kadar üretildiğini ve ne kadar tüketildiğini görürsün. Erdem Baba, bu arada balım, sana zahmet, bir sıkıntı olursa aynı şekilde Discord'dan irtibat kuralım. Ham maddeler.
ürünler, yiyecekler falan filan. Buğday üretimi, aylık üretim, tüketim. Tamam. Şimdi madem öyle, bir tane buğday tarlasına ihtiyacım var. 50 mermer karşılığı. Öf, ebenin nikahı. Tam ortaya kurayım şöyle. Yeterli mermere sahip değilsin. Abi hızı 3x yap o zaman. 50 mermer gelene kadar devam. Tamam, 50 mermer geldi. Şimdi adamların yemeği de yok ya. Böyle patlarlar diye çok çekiniyorum ya. Buralara yol çekmek de gerekiyor mu kral? Arkaya böyle kendimi Firavun gibi hissettim ha. Arkada mısır müzikleri var abi. Güzel. Bahçe oluşturuldu. Bahçeye işçi vereceğim şimdi. Bak bunlar tarlacı reisler abi. Bunlar tarlacı reisler. Yapıştır. 3 adam yetiyor mu? 500 birim buğday elde et dedin de ne kadar buğdayımız var? Aylık 330 üretiyoruz. Tam 500 üretilmesini bekleyeceğim şimdi. Eyvallah Erdem baba, canımsın. ...286 buğday var. İkinci bir buğday tarlası mı oluştursaydık acaba ya? Gerçi bu oyunun tutorial kısmı. Sonra kendimiz oynarken bol bol oluştururuz her şeyi. Benim kafam bir şeyi kapatıyor mu? Yok, kapatmıyor. Tamam. Aylık üretim miktar 500. Tamam. Yer değirmeni inşa et ve yetiştirdiğim buğdayları... ...un üretmek için kullan. Tamam. Yer değirmenini de işte kafası basan adamlarla şey yapacağız. Kafası basan adamlarla kuracağız. Yel değirmenini nereye yerleştirelim biliyor musunuz? Şu kenara yerleştirelim. Bu kenarı da şöyle yolla kaplayalım abi. Dur. Şuradan şöyle. Sonra yol. Kardeş buradan yol bağlanmıyor mu? Eyvallah. Yapıştır bakayım burayı. Şimdi burada da çalışacak adama ihtiyacımız var. Merhaba. Buraya da kafası basan iki tane adamı verdik işte. Teknolojiye kafası basan. Şimdi buradaki adamlar da bize yol yapacaklar. Şu aşağıdaki bar ne onu çözemedim bu arada. Aşağıdaki barı gerçekten çözemedim. Üretimimiz var. Günlük 11 tane mermer üretiyoruz. Gayet güzel. Abi nereye koşuyorsun? Hacı dayı nereye koşuyorsun? Bak bir şunun, tarlada çalışan bir emekçi adamın koşuşuna bak abi. Basit ticaret. 3'e bas ve 500 un sat. İlk iki senaryoda basit bir ticaret mekaniği mevcut. Anladım. Tamam. 500 tane un satarak 430 dirhem altın elde ediyoruz. Öğreticiyi tamamladın. Artık ana menüde oynamaya hazırsın. Eyvallah. Köle akını, savaş naraları ve Spartaküs isyanı. Of. Bir de bunun modları varmış ya. Ve Alp Soylu, bugün chatte gördüğüm güzel biri var halen duran, seni destekleyen. Fısıltıyla ona cüzdan kodu atacağım demiş. Desteğin için teşekkür ederim canım. Eyvallah. Eyvallah. Tarlaların ortasına koysak yol gözükmez mi? Furkancığım neyi güzel koyalım tarlaların ortasına? Tarlanın ortasına bir şey inşa edemiyorsun. Onun hitbox'ı o kadar. Ama hani kendi kuracağımız düzende bir şey yapalım diyorsan yaparız tabii ki. Şimdi köle akını modu var. Köle akını modunda Roma İmparatorluğu suçlulardan kar elde etmek için bir adayı pilot olarak seçiyor. Biz de valiyiz orada. Her 3 ayda bir köleler ulaşıyor sahaya. Roma'nın şanını sürdürmek için bu köleleri kaostan ve hastalıktan uzak bir şekilde yöneteceğiz. Sonrasında bak askeri geliyor. Şey geliyor, savaş geliyor falan filan. Oyunu böyle yavaş yavaş ıhtan ıhtan öğrene öğrene gidelim. Bu arada eğer oyunu severseniz hem YouTube'daki babuşlar hem buradaki babuşlar şey yapabilirsiniz. 100 mermer elde etti. Beğenerek destek olabilirsiniz abi. Beğenerek destek olursanız ben de daha fazlasını yaparım. Şimdi kas gücü olan burada 2 tane adam var. Buraya daha fazla adam vermenin pek mantığı yok. Mermer madeni daha fazla işçi alabilir. Biliyorum ama işçilerin pek çalışacak şeyi yok. Bir tane buğday tarlası kurdursana bana hemen. Bir tane buğday tarlası kurdur. Biz bunu daha önce yapmadık mı ya? Tamam, şimdi bu buğday tarlasında çalışacak işçileri var. Bak bu adamlarda farmerlık var da adamlardan bir tanesi hepten patates reis. Hepten patates yani. Herif hiçbir şeyden anlamıyor.
E yürü madem köle madenine de. Birazcık mermer elde edelim. Bir de açlıktan ölmeyelim diye buğday üretimine de yoğunlaştım. Ha şu an bu arada kafamın bulunduğu yerde bir şey var babuşlar. O yüzden kameramın yerini değiştireceğim. Şurada oyunu hızlandırıp durduruyoruz sadece. 8 kölem var. Toplam 60 köle alabiliyorum ve 20k para yapmam gerekiyor. 7k param var. Bir balıkçı inşa et. Vallahi kral ben açlıktan ölmeyeyim diye şey yaptım ama... Dur balıkçıyı sonra da hallederiz ya. Bir yel değirmeni yapalım da. Yel değirmeninden bir un elde etsinler şöyle. Sonra burayı şöyle bir yolla kapat. Ya öğretici kısımda oyuna karışılmasına karşı değilim de. Ya madem bu bir sandbox oyun bana salaydı daha iyi olurdu ya. Kölelerimle ne yapacağımı. Tamam bunların da kafa şeye basacak. Şimdi yeni köleler geldiğinde önce onlara kalacak yer yaparız, tamam mı? 3 ayda bir yeni köleler geliyor ya. Önce onlara kalacak yer yaparız, sonra balıkçıyı falan inşa ederiz. İlk önce bir basic sistemi kuralım en azından. Kardeş şöyle şuranın etrafını bir kapat bakayım yolla. Ve Sezar'ı, Roma'nın yolları dar dar, bana bakma benim yayıncım var demiş. Eyvallah canım, eyvallah, teşekkür ederim. Eyvallah. Tabii ben çok ruhsuz, öküz gibi okuduğum için kusura bakma. Aa, yel değirmeni koyuluyor mu? Spartaküs'te evet Mehmet Ali'cim, savaşlar var. Yel değirmeni koyulmuyor olması lazım kankacım. Ben koydum kenara da, dur bak. Aa, yeşil mi gösteriyor, kırmızı gösteriyor ya. Kırmızı gösterilir. Görev 6, en az 2000 tane un sat. Satarız anam, satarız. Şimdi balıkçıya ne lazım? Balıkçıya mantıken... Yani şey tarla mı daha efektif olur abi balıkçıya? Bir saniye. Şu mermer atölyesine işçi ver. Mermer atölyesinden işçi çıkaracağım bir saniye. Armut'u çıkar. Kaslı abiyi ver oraya. Bir tane 3x kas var orada. Günde 10 mermer geliyor. Balık yani nedir abi balık sizce? Tarla %35 oldu bak. 4 balık verdi tarla kuvveti olan. Çıkar bakayım şu elemanı. Sonra buraya gel. Sanayi şeyi olan versek misal. Ne yaptı abi sanayi zıbıdığı olan eleman verdiğimde? 0 balık yaptı. Evet tarla. Tarla olmadan şey yapmıyor abi. Tarla olmadan şey yapmıyor. Tarla olmadan 0 balık. Anladım. Bu da tarla bilen adamların çalışacağı yer. Gel. Şu adamı farklı işte kullanırız. Özellikle sanayi alanında. Şunu ver. Günde 8 balık. Tamam. Şimdi oyun 2000 tane un satmamı istiyor 6. görev olarak. 2000 tane un satar mıyız? Satarız. Ne kadar unumuz var anam babam? Ne kadar unumuz var? Yaklaşık 1200 tane var. Tamam devam, devam, devam. Un üretilmeye devam etsin. Yeni köleler gelirse yeni köleler için yerleşim yerimiz de var. Balıkçıda çalışanlar da var. Fırın falan inşa edilecek ilerleyen vakitlerde. Kölelerin de yetenek puanı gitgide artıyor abi. Gayet güzel. Araştırma yapabilirsin. Araştırma nedir hocam ya? Günlük ihtiyaç. Günlük üretim 0 ekmek. Günlük ihtiyaç 4 balık 8 balık üretiyoruz. Abi biz bir ekmek yapalım ya. Biz bir ekmek için fırın yapalım ya. Fırın yapmazsak olmayacak gibi. Fırını böyle buğdayın oraya koy. Yel değirmeninden un çıksın. Fırına gitsin hocam. Un çıksın fırına gitsin abi. En güzeli. Ve işçilere burada çalışmak için muhtemelen beyin gerekir. Aynen öyle, aynen öyle. Beyinli iki tane adamım vardı. Günlük 4 un tüketiliyor. 20 ekmek üretiliyor abi. 20 ekmek üretiliyor. Güzel. Ve un da 2000'e doğru gidiyor. Ayrıca bununla beraber bizim ekmek ihtiyacımız karşılanmış oluyor. Yani aylık 600 ekmek üretip 300 ekmek tüketiyoruz. Bu bizim için iyi bir şey. Ne yapıyorsun reis? Mermer taşırken zorlanıyorsun mu? Yok. Güzel. Şimdi muhtemelen gelecek ay bir tur daha köle gelecek diyecektim ki. Boşta 3 tane köle var abi. Bir tur daha köle geldi galiba. Şimdi 1000 un sat bakayım. 1000 un sat. 1000 un daha satılacak. Araştırma yapabilirsin diyor. Araştırmayı nerede yapacağız birader? Yeni köleler gelmiş. Yeni köleler için neyi kullanabiliriz? Koyun ağılı, meyve toplayıcısı.
Yel değirmeni, fırın, tekstil atölyesi falan filan. Abi köle kulübesi. Şöyle bir köle kulübesi yapalım. Ya da buraya bir tarla daha yaparız ya, dur. Köleler için yerleşim yerini şöyle yukarı kuralım. Sen bunu bir sal ya da. Sen bunu bir sal. 60 tane köleyi sığdıracağız arkadaşlar buraya. O yüzden yerleşim yerinin düzgün kurulması önemli. Merhaba, köle kulübesini getir. 1 2 3 4 5 6 Evet, yolu getiremedik abi. Yolu getiremedik. Yol niye oradan gelmiyor bir anlasam. Tamam. Buradaki evler yavaş yavaş yapılsın. İnsanların üretim tüketim oranına göre verdikleri tepki doğrultusunda falan yeni iş yerleri kuracağız. Yeni yerler kuracağız. Üretime ne yetiyor, tüketime ne yetmiyor, bunları yapacağız. Bir hamam falan yapalım abi. Hamam yapalım. İnsanlar o hamamda bir olumlu etkilerle karşılaşsınlar. Hamam önemli. Yani muhtemelen kilitli mi? Depo yap. Kulübe yap. Tapınak kilitli. Taverna ve berber açık. Abi şuraya bir taverna yap o zaman be. Bak tam şuraya bir taverna. Tam şuraya bir taverna. Tavernanın yanı sıra bir de şuraya bir yere bir berber atarsak hoş olur. Şu kenara bir tane de berber atalım abi. Buğday şey un. 500 un satıldı. Bir daha un satacağız ileride. Bir de berber yapalım abi. Bir de berber yapalım. Berberin kapı nerede ya? Tam berberin kapı düzgün yola bakıyor. Berberin etrafını sar. Eyvallah. Şimdi birazcık daha un satmamız gerekecek. Günlük gelir gider raporuna bakıyorum. Ekmek çok güzel. Ekmek ihtiyacımızı karşılıyor. Balık ihtiyacımızı karşılıyor. Meyve ve sosis yok abi. Meyve ve sosis yok. Bu yüzden günlük zarar ediyoruz. Yani toplu biriktirip satış yapıp öyle para kazanacağız ya da hepsinin üretimini yapacağız yavaş yavaş. 4 köle daha adaya ulaşmış. Araştırma paneli. Gece vardiyası, gübreleme. Gece vardiyası sanayi tesislerinden %10 daha fazla verim sağlar. Gübreleme tarladaki verimi arttırır. Güç antrenmanı, güç gerektiren işlerde %10 şey arttırır. Fermantasyon, şarap fabrikası ve üzüm fabrikası açılır. Yün işlemeciliği, zeytin tarlası, zeytin fabrikası. Dur, gübreleme ile tarlayı bir kuvvetlendir. Bununla beraber bunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz. Koyun ağalını yapamıyoruz. Maden toplayıcı, madenci yapacağımız başka bir yer yok. Bir buğday tarlası daha yaparız abi. Bir buğday tarlası daha yaparız. Ve Alip, kölere özgürlük, seçtin mi birisini ona göre fısıltı atayım demiş. Ben niye birini seçiyorum kardeşim, sen seçsene ya Alpçim. Canım, teşekkür ederim desteğin için, eyvallah. Ve Oğuzhan'ı, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Oğuzhan, hoş geldin. Desteğin için çok çok teşekkür ederim. Abi 500 un daha sat, görevi tamamlayalım. Tükettiğinden fazla sebze üret. Üreteceğiz anam. Üreteceğiz. Çiftçi. Kardeş, burada çalışacak eleman arttırılamıyor mu? Lan ne saçma bir şey. İkinci buğday tarlasına adam veremiyor muyum ben? Şunu çıkart, yenisini ekle madem. Şu artı dördü ekle. Abi buraya neden adam gelemiyor? Haydele, tükettiğinden fazla meyve üret. Meyve üretmek için ne yapacağız? Üzüm bahçesini falan yapacağız da daha onları açamayız. Koyun ağalını da açamayız. Fırınımız var, yel değirmeni var. Diğer her şey kilitli, henüz açılmıyor. Depo yapılabiliyor, tapınak yapılabiliyor. Yok, taverna, depo, berber. Kulübe. Kardeş, meyve üretimi falan fenaymış ya. Balığa falan niye adam koyamıyorum? Burası neden çalışmıyor burası? İskelede de aynı adam çalışıyor herhalde. Bir saniye. İskeledeki adamlar ne alemde? İskeledeki adamlara şöyle... Oraya verebilecek var aslında bir şeyim ya. Birlik adamı çıkart. Şuraya artı üçlük adamı ekle. Sonra gel buradan. Bir gücü olanı çıkart. Artı dört gücü olan adamı ekle.
Her yer verimli bir şekilde çalışıyor da. Hah, nihayet 6 oldu ya. Lan bizimkilerin kafasına donk etmesi ne kadar uzun sürdü öyle. Tamam, %77 üretim, bu verim. 3 köre daha adaya ulaştı. Kardeş dur, araştırmaya harcayacağız her şeyi. Araştırmaya harcayacağız. Her senaryonun araştırma ağacı farklıdır. Unlar beklesin, fırında çalışan adamlar var. Berber ve tavernada çalışan adam yok. Yani halkın mutluluğu falan var mı bilmiyorum da. Mermer bayağı fazla. Bizim araştırma yapıp yeni şeyleri açmamız lazım abi. Meyve ağacını falan açmamız lazım bizim araştırmayla. Başka türlü bu görevin üstesinden çok fazla gelebileceğimizi zannetmiyorum. Tükettiğinden fazla sayıda balık üret. Abi her gün azalıyor bu arada. Her gün -17. Neden? Çünkü balık ve meyve çok sıkıntıda. Bir tane daha balıkçı yapabilir miyiz? Bir tane daha balıkçı yap. Bir balıkçı daha yap. Balıkçıya şu 3 artı 2'lik adamı ver. Madende başka hiç yapamıyorum zaten. Balık falan üretimi iyi olsun. Bir saniye. Balık tüketimi 7, üretimi 17. Ekmek tüketimi 15, üretimi 20. Bizde un birikiyor galiba. Yani her tarlaya acaba bir şey mi lazım? Evet, un birikiyor abi. Unun birikmemesi için bir tane daha yel değirmeni yapalım. Bir yel değirmeni artı bir fırın daha. Hepsini ikilemiş olalım. Unu bir sat. Bir daha yenile. Bir daha yenile. Sosis, kıyafet, un falan filan var ya. Başka bir şey yok abi. Sosis, kıyafet, un. Hayır, bütün görevleri iptal etmeyeceğim. Abi yediğimin tamamını ekmek haline getirirsem ayva yerim bu arada ya. Benim bir ekmeğe sınırlama getirmem lazım. Ekmek miktarım çok fazla. Hacılar, fırında çalışanlar şimdilik bir çalışmasın. Bak, fırında 2 tane artı 3'lük adam çalışsın yeter ya. 2 adam çalışsın, un biriksin abi. Başka türlü halledemeyeceğiz gibi. Araştırma yapmaya başladım Furkancığım. Araştırma yapmaya başladım. İşte şarap yapmaya çalışacağım yani. Meyve tarlası falan yapmaya çalışacağım. Hayvancılık yapmaya çalışacağım. Şu an için tek gelir kaynağımız un. Günlük 20-20 gidiyor. Un fazla birikir inşallah ya. Ekmek, aylık üretim, aylık tüketim. Aylık üretim ve tüketim neredeyse dengelenecek ekmekte. Unun aylık üretimi çok yüksek. Güzel. Unun aylık üretiminin yüksek olması güzel. Buğday. Bak, buğdayın aylık üretimle tüketimi birbirini geçmiş. Bizim bir buğday tarlasına daha ihtiyacımız var. Hatta şöyle 2 tane yapsana ya. 2 buğday tarlası yap. Olmadı şeyin sayısını arttırırız orada bir tık daha. Bir tane daha yel değirmeni yap. Un satarak para kazanmak dışında pek bir seçeneğim olduğunu zannetmiyorum. İşçiler henüz tarlada çalışmaya başlamadı. Burada un yapacak adamlara da şöyle beyni olan adamları ekleyelim. Buğday üretimi şimdi iyice yerin dibine düştü değil mi? Aynen, buğday tüketimi çok fazla abi. Buğday tüketimi çok fazla. Çünkü çok fazla un üretiyoruz. Ama bu bizim batmamamızı sağlıyor. Un üretilecek ki batmayacağız dayı. ...1500 unu falan da sat. Hah, buğday tarlalarına işçi. Abi 4, 3, 3, 3, 3... ...2, 1. Günlük buğday üretimim ne aleme geldi peki? Tamam, günlük üretim tüketimi geçti nihayet. Ekmek ne alemde peki? Ekmek tüketimi, evet, ekmek tüketimi de fazlalaştı. Fırına da artı bir eleman atsak iyi olur. Fırına da artı bir eleman at. Hatta şu artı birleri fırına at. 60 tane köleye ben burada nasıl bakacağım ya? Ozan, valla oyun Türk oyunu mu bilmiyorum kankacım. Oyun Türk oyunu mu bilmiyorum. Tamam, un üretimi hala çok daha fazla. Un üretimi hala çok fazla. Abi un üretiminden hemen şöyle bir şurayı yenile. Kardeş 1500 unu bir al. Bak, şarabı açtık, tamam mı? Şaraptan sonra sosis. Şimdi şarabı açtığımıza göre ne yapacağız? Burada bir üzüm bahçesi yapacağız.
ürün vermesi için 3 ay bekleyeceksin. Annem de benimle beraber bekleyecek mi kardeş diyorum şu an. Anancı Gaming yapıyorum abi. Anancı Gaming diyorum kendime çünkü 3 aya kim öle kim kalarıyız. Şu son şeyi bir siler misin? Eyvallah. Umarım üzümde çalışacak kölelerimiz vardır. Üzümde çalışabilecek köleler vardır. Evet arkadaşlar, üzümde IQ'su düşük köleler çalışıyor. En azından yediğimiz meyveyi karşılıyor mu? Karşılamıyor. Ve Ponçek! Ve Ponçek iyi yayınlar babuşum demiş. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Ve teşekkür ederim iyi seyirler canım desteğin için. Eyvallah. Bütün... Ama şimdi sen beni bug'a düşürdün kanka. Sen şimdi beni bug'a düşürdün. Benim söylediklerimi sen bana geri söyledin. Makineyi yakan böyle. Abi depo doluyor. Depo doluyor. Ne var lan bu depoda? 2000 un yok mu reis? 2000 un yok mu ya? Ne var oğlum bu depoda? Yün yok. Et yok. Üzüm var. Üzümün aylık üretimi mükemmel. Meyve? Lan meyveyi bu toplamıyor mu? Meyve toplayıcı var ya orada. Amele. Ah 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 ah. Celal Celal biz yolumuzu şaşırttık kanka. Biz yolumuzu şaşırttık. Vallahi biz şaşırttık ya. Ha, en azından işçi geldi bol bol. Meyve, 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 meyve. Günde 9 meyve. Maşallah günde 9 meyveyle de ne peynir gemisi döner ya. Daha hala meyve tüketmemiz gerekiyor. Meyve almamız gerekiyor. Un. 1500 un daha sat. Kenara köşeye un sata sata canımız çıktı abi. Sen şöyle şurayı bir kapat. Tükettiğinden fazla meyve. Sonra da şarap işine girilecek. Orada üzüm tarlasında çalışmaya adam koymak lazım. Üzüm tarlasında çalışmaya adam koyamadık. Şurayı bir yenilesene. Zeytinyağı, kıyafet, zeytinyağı, şarap. Ne şarap satabiliyoruz ne şey satabiliyoruz. Un. Ya abi bizim un üretimi... Un fazla üretilmeli işte. Ama ekmeğe mi dönüştürülüyor? Aa ekmek deposuna baksana. Yaptım toplamda 60 köre gelecek. Neden böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Depon dolu. Kardeş farkındayım. Farkındayım. Yeni köleler geldi. 8 köle adaya ulaştı. Şükür ki kölelerin kalacak yeri var. Bize bir depo daha lazım abi. Büyük bir depo daha lazım bize. Şuraya bir depo daha inşa et bakayım. Şimdi paranın da riske girmemesi gerekiyor. Ne kadar unumuz var bizim depoda? Meyve nihayet ürettiğimizden, tükettiğimizden fazla üretiyoruz. Abi saniye meyveye adam verelim ya. Meyveye adam verelim abi. Dur meyveye adam değil. Meyveye verdiğin şu dörtlük, üçlük, üçlük adamları çıkar. Bu adamları önce üzüme vereceksin kardeş. 4, 3, 3. Sonrasında geriye kalan günlük 31 üzüm diyor. Sonrasında geriye kalan vasıfsızları şeye vereceğim. Üzüm toplamaya. Şu 3-3 şarap imalatında işe yarayacak diyecektim ki kölelerden biri mi öldü artık ne yaptı bilmiyorum. Şeyi halledemedik. Hayır görev ağacını bırakma. Daha şarap da yapamadık. Depon dolu depon dolu. Dur anam dur tamam. Bekle konaklama alanları yapılıyor. Orası bitsin artık. Un, bir un satışı yapalım mı? 2000'lik un. Neden satamıyorum unu? 2000 tane unum var. Param gidiyor eksiye. Ve Alip. Valla chatte yardımcı olan bir kardeşimize attım cüzdan kodunu. Umarım severek harcar demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Alp'cim. Desteğin için çok sağ ol. Yayınımı desteklediğin için, babuşları desteklediğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Abi depo ağzına kadar dolu olduğu için mi şey? Sağlık ve köle. Senaryo 1'i de aktif değil. Genel verim. Senaryo 1'i de aktif değil. Anladım. Şu depo inşa edilince benim eksi ortadan kalkacak da ben hala satış yapamıyorum abi.
1500 unu yeni sattık. Şimdi buradan sonra bizim bir tane şarap fabrikası üretmemiz gerekiyor abi. Şu üzüm bahçelerinin karşısına şarap fabrikası. Bununla beraber araştırmadan alemdeyiz. Yün işletmeciliğine de gir. Sosis için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Koyun ağalı. Abi iki tane koyun ağalı yap bakayım. Şu depon dolu uyarısını görmekten başka bir şey göremiyorum artık. 1500 unu da sat. Ekmek depoluyoruz değil mi Paso? 5000 tane ekmek var. 6000 tane balık var. Balıklar satılsa bari. 6000 tane balığı ben ne yapacağım? 4000 birim meyve var. Meyve de satılmıyor. Meyve ham madde, bari meyve alın abi. Köle yok abi şarapçıya. Meyve toplayandan alalım köleyi. Meyve toplayandan alalım. Bak bunun kafa basıyor. Bunun kafa basıyor. Bunun kafa basıyor. Bunun kafa basıyor. Kafası basanları alalım. Burada meyve toplayanlardan verelim. 3 tık tık tık. Günlük 15 tane şarap. En az 2 gemi satın al G tuşuyla. La bir dur la. Ve MyTex, Senem Babuş oyunu azıcık açıklar mısın? Yeni geldin demiş. Bakın biz Roma'ya bağlı bir koloniyiz. Bunun da etrafı yola bağlı değil değil mi? Biz Roma'ya bağlı bir koloniyiz ve amacımız Roma'nın getirdiği köleleri istihdam etmek. Kölelerin çalışmasını, iş bulmasını ve hayata tutunmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da muhtemelen şeye bakıyordur ya, hayvancılığa bakıyordur. Dur be, depomun dolu olduğunu biliyorum. Kölelerin istihdam edilmesini sağlıyoruz. Bize her gün köle geliyor kamyonla, böyle gemiyle her gün akın akın köle geliyor kanka. Depon dolu. La tamam. Gün ilerlemiyor bu arada. Ha ilerliyor, pardon. İlerliyor ya da ilerlemiyor abi böyle. Bak sürekli geri atıyor, görüyor musun? Bir bug var burada. Sürekli geri atıyor. Ama insanlar işlerini yapmaya devam ediyor. Demek ki depoyu öyle bir doldurduk ki. Kardeş un alan yok mu? Un alana ben niye un satamıyorum? Fena. Tamam depo. Ulan deponun kapı işte yola bakıyor. Her yeri yola bakıyor. Abi fırını yok eden olmadı. Ağzına tükürdüğümün deposu yine hiçbir boka yaramadı. Ve ben fırını devreden çıkardığım için ekmek üretimi sıkıntıya girecek değil mi? Abi depo ağzına kadar dolu olduğu için oyun ilerlemiyor. Yani oyunun ilerleyebilmesi için benim depoyu boşaltmam lazım. Deponun tanesinin 5K şeyi var. Ben o kadar fazla üretim yapıyorum ki o deponun ya benim şeyleri alabilmesine imkan ihtimal yok ya. Ya muhtemelen oyun takıldı abi. Oyun burada takıldı. Depoları şişirip patlattığımdan dolayı şu anda oyunda ilerlemem mümkün değil gibi gözüküyor. Yani ya bir yere, geniş bir alana komple ağzına kadar depo serpiştireceğim ki gün ilerleyip yeni köleler falan gelsin. Ya da yani bilmiyorum ne yapacağım. Üretimi mi kısacağım kasti olarak? Ne yapayım? Şimdi bir saniye bak. Şuraları 1 2 birbirine bağlandığında inşallah sıkıntı çıkarmıyordur da, çıkarıyor da olabilir. Dur güvenemedim. Şuraya bir şöyle depo silsilesi yap. Oyunu hiç acaba yapımcı benim kadar oynamadı mı ya? Manyağın birinin kasacağını hiç düşünmedi galiba. Bekle bir depo daha. Bir depo daha. Yok mu? Mermerimiz yoktur. Mermerimiz yok. Mermer üretelim. Şu depoları da yolla bağlayacağım. 45K depoya sahip olabileceğim bu vesileyle. Tabii o ara bizimki artı 45K gelecek. 55K'ya kadar malzemeye bakım yapabileceğim. Umarım yani o ara 55K dolmaz abi. O 55K dolarsa çünkü ben gerçekten sıkıntıya gireceğim gibi duruyor. Şu an bildiğim bug fixlemeye uğraşıyorum ya. Gel böyle. İlk önce buranın etrafını sar. Sonra buradan gel, burayı birleştir. Gel buradan böyle. Gel buradan böyle.
Gel buradan böyle. Buradan da gel. Sonra burayı yolla ana merkeze bağlı. G tuşuyla gemi satın alacağım da. Evet, iki tane gemi satın aldım. Bütün görevleri tamamladın. Şimdi ilerleyiş miktarına konsantre ol. Araştırma yapabilirsin. Zeytin preslemeyi de araştır. Lan gemi G tuşuna basarak gemi satın aldım da ne geçti elime? 2000'lik unu sat. Zaman ilerlemediği için param gitmiyor bu arada arkadaşlar. Bu tarihte takılı kaldığımız için param gitmiyor. Sadece depon dolu uyarısı veriyor. Ya ben yeni depoları yapana kadar benim malzeme 55k olur mu? 55-60k olur mu? Olur vallahi. Ne yapacağım abi ben? Köleleri boşa çıkaracağım galiba. Depoda en fazla ne var? Un 14.000. Abi ne yapayım? Buğday kalır o zaman geriye. Dur, buğday tüketiliyor. Un çok üretiliyor. Hiç tüketilmiyor. Abi bütün yel değirmenindeki adamları işten çıkarır mısın? Daha fazla un koyma artık. 1500 şarap mı? Vay. Tamam. Neden peki istediğim zaman un ve şarap satamıyorum? Şarap ne ara o kadar birikmiş olabilir ki? Canım şu kasanın üstünü kullanabilir misin sana zahmet? Eyvallah, teşekkür ederim bu arada. Oo Kaan, hoş geldin kankam. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ ol abiciğim. Sonra bir düşündüm. Yeni kölelerin kalacak yeri var. Kölelerin bazılarının işi yok. Bilerek işleri kilitledim abi. Un daha fazla birikirse patlayacağız çünkü. Ve zaman ilerlemediği için un da birikmiyor. Allah'ım, nihayet depo doldu ve zaman ilerlemeye başladı. Lan bir insan oyunu bağlamayı nasıl başarabilir? Evet, oyunu bağladım ve köleler falan gelmiyordu az daha. Güzel yer açıldı en azından. Şarap üretimi ne kadar peki günlük? Zeytinyağı üretimi 0. Kıyamet sosu... Kıyamet ne ya? Kıyafet öyle yarattım ya. Ozan, teşekkür ederim kolay gelsin dileğin için. Canımın içi sağ olasın. İyi seyirler dileğin için de çok sağ ol. Güzel, en azından şarap var. Un biraz azalsın. Un biraz bitsin. Oh, oyun rahatladı nihayet ya. Arkadaşlar ben bir kameramı kapatayım. Geriye kalanları kamera kapalı oynayalım. Şey yapalım efendim. Ben bir yandan yemek yiyeyim müsaadenizle. Oyunda zaten çok tatlı. Yemek yiyebilmek için. Bu araştırmaları da tamamlayalım. Abla hoş geldin. Ha, 8 köle daha adaya ulaştı. Sedenes abla hoş geldin. Gayet iyiyim vallahi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Elimizdeki un daha tükenmedi. Şarap hala birikiyor. Şimdi hayvancılık, zeytinyağı ve kıyafet üretimine geçmem lazım. Araştırma için gece vardiyasını da araştır. Görevleri iptal etme. Dur, görevleri iptal etme. Ve Alp, eskiden oyun incelemelerde çıldırdığında rage oluyordu. Musa'nın oyununda çıldırırsan ne olacak peki? Musa gelip beni dövecek kanka. Çok basit bir senaryo. Musa gelip ağzımı yırtacak ve gidecek. Meyve toplayıcı daha fazla işçi alabilir. Koyun ağalı, koyun ağalı. Abi koyun ağalına hiç bulaşmadık. Koyun ağalı ne gerektiriyor? Muhtemelen farmingdir ya. Farming skilllerine göredir. Şöyle farming skilllerine göre elemanları dizelim. Oradan et gelsin. Ham et geliyor. Üretimi var, tüketimi yok. Bu etin tüketilebilmesi için ne lazım? Sosis fabrikası lazım abi. Sosis fabrikası. Nereye yerleştireceksin sosisi? Şöyle arkaya yerleştir bakayım. Tamam, şimdi sosiste çalışacak iki adam lazım. Kafası beyni çalışan iki adam. Vallahi Ahmet'im doğru diyorsun, depo basacağım ya. Depo 400 mermer istiyor, biliyor musun? Depo 400 mermer istiyor. Hayır.